Öğrencilerini denizde kurtarmak isterken boğulan öğretmen damatlığıyla son yolculuğuna uğurlandı. Avrupa Birliği'nin engelli bireylere yönelik bir projesi için iki öğretmen, 10 işitme ve konuşma engelli öğrenci İspanya'ya gitti. 2 hafta sürecek olan projeye Çanakkale, Gelibolu Anapartalar İşitme Engelliler Özel Eğitim Meslek Lisesi öğretmeni Ümit Nalbant danışman olarak katıldı. Programın ortalarında 3 işitme ve konuşma engelli öğrenci Malaga şehrinin güneyinde yer alan tatil köyü Marbella'da denize girdi. Dalgalara kapılan Şakir Çelik ve Serdar Fidan isimli öğrencileri kurtarmak isteyen öğretmen denize atladı. Ancak iki öğrencisiyle birlikte öğretmen Ümit Nalbant boğularak yaşamını yitirdi. Bir öğrenci ise can kurtaranlar tarafından son anda kurtarıldı. Acı haber öğretmenin Kırklareli merkeze bağlı Kavaklı beldesindeki baba ocağına ulaştı. Öğretmen ve iki öğrencinin cenazesi uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Buradan yakınları tarafından alınan cenaze Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gece morgda kalan cenaze öğle saatlerine doğru beldedeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenaze beldede bulunan Merkez Camii'ne getirildi. Cuma namazı ardından cenaze namazı belde meydanında kılındı. Cenazeye öğretmenin ailesi, yakınları, nişanlısı Eda Erkin ve yüzlerce vatandaş katıldı. Ümit Mavlan kardeşimizin Ağrı Fena'dan Ağrı'da Eka'ya yolculanmış olacağız. Kırklareli İl Müftüsü İsmail Bayrak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından öğretmen belde mezarlığında toprağa verildi. Ümit Nalbant'ın kuzeni Kaan Nalbant, cenazeyi dün akşam saatlerinde havaalanından aldıklarını söyledi. Havalimanından akşam kargo bölümünde saat 7.25'te teslim aldık cenazeyi. Kırklareli Hastanesi'ne götürdük. Oradan da memleketimiz olan Kırklareli Kavaklı Köyü'ne getirdik. Şimdi de inşallah cuma namazından sonra defnedeceğiz. Allah diğer ölen kardeşlerimizin de hepsini mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüz. Böyle olmasını istemezdik ama takdir-i ilahi, yapacak bir şeyimiz yok. Ümit öğrencilerini kurtarmak için kendisi de denize girmiş. Ama kendisi de dalgaya kapılarak büyük, dalga geldi. Büyük bir dalga geldi. Onu da almış götürmüş. Görgü tanıklarının ifadeleri böyle. Herkesin kurtulmasını istiyorduk ama nişanlısı Eda Erkin'in annesi ise damadının ölümünde ihmalin olduğunu iddia etti. Nasıl onları idare etsin çocuk? Gitmiş kurtarmaya. Kendisini feda etti kurtarırken. 28 yaşında toprağa verdik. 30 yaşındaki öğretmenin boğularak yaşamını yitirmesi ailesi kadar nişanlısını da yasa boğdu. Nişanlısının baba ocağına gelen Eda Erkin cenazenin başından ayrılmadı. Getirdiği karanfillerle birlikte çektirdikleri fotoğrafları tabutun yanına koyan genç kız gözyaşları arasında müstakbel eşini uğurladı. Öğrenciler için hayatını feda eden öğretmen boğulmasaydı okulların tatil olmasının ardından Ağustos ayında düğünü olacaktı. Eylül ayında ise Gelibolu Kız Evi'nde düğün yapılacaktı. Mutlu gününü göremeden yaşamını yitiren genç öğretmenin tabutunun üzerine damatlığı konuldu. Öğretmen Ümit Nalbant damatlığıyla son yolculuğuna uğurlandı. Getirim sana, tamam mı?